Selamun aleyküm arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi nerede kaldık, nereden devam ediyoruz diye soru soracak olursanız eğer, ekranda görmüş olduğunuz projeyi biz bu videonun bir önceki serisinde tamamlamıştık. Yani görmüş olduğunuz sayfanın HTML, CSS, JavaScript kodlarını yazdık. Bu nedenle bu video serisi boyunca da çok fazla tasarımsal olarak bir şeylerle uğraşmayacağız. Daha çok bu video serisi içerisinde giriş yapma, kayıt olma, veri ekleme, silme, güncelleme yani veri tabanı işlemlerimiz üzerinde duracağız. Bu nedenle eğer ekranda görmüş olduğunuz sayfanın tasarım kodlarını görmek istiyorsanız sağ üstte açılan kartlar bölümünden projenin tasarım videolarını izleyebilirsiniz. Evet, şimdi bizim daha önceden yapmış olduğumuz HTML sayfası vardı. Biz bunu da yüklemiştik. Nereye yüklemiştik? Bir sunucuya yüklemiştik. Fakat sunucuda nasıl çalışıyordu? Statik olarak çalışıyordu. Yani biz giriş yapamıyorduk, kayıt olamıyorduk. Bununla birlikte sayfa içerisindeki içerikleri de değiştirmek için ne yapıyorduk? Sayfa içerisindeki kodları kopyalıyorduk. Daha sonra bunu yapıştırıyorduk. İçerisindeki içeriklerin yazılarını değiştirip resimlerini değiştirerek içerikleri çoğaltmaya çalışıyorduk. İşte bu sayfalara statik sayfalar deniyor. Sayfanın içerisindeki bir kodu değiştirmek için sunucuya yüklediğimiz dosyayı komple değiştirmemiz gerekiyor. Veri tabanına biz uzaktan bir şey ekleyip çıkaramıyoruz. Yani giriş yapayım da ben şuradan bir yazı ekleyeyim diyemiyoruz. İşte giriş yaptığımız, içerisindeki yazıları giriş yaptıktan sonra eklediğimiz sayfalar ise dinamik sayfa olarak geliyor. Yani siz bir yazı ekliyorsunuz, o yazı veri tabanına kaydediliyor. Daha sonra o kayıt edilen yazı ana sayfaya ne yapılıyor? Tekrardan render edilip getiriliyor. Bu da bizim dinamik sayfalarımızı temsil ediyor. Statik ve dinamik sayfalar hakkında konuştuktan sonra biz bu video serisi boyunca hangi teknolojiyi kullanacağız? Onun üzerine duralım. Biz Node.js adı verilen bir teknolojiyi kullanacağız. Tabii ki bu teknolojiyi kullanmak zorunda mıyız? Değiliz. Bunun alternatifi olan onlarca tabii ki teknoloji mevcuttur. Bunların en popülerleri işte PHP, PHP'nin Laravel versiyonu, Django, ASP.NET, hatta C ve C++ dilleriyle bile şu anda görmüş olduğunuz projenin web servis uygulaması yazılabiliyor. Tabii ki biz burada Node.js'i tercih ettik. Neden tercih ettiğimizi daha sonradan açıklayacağız. Şimdi Node.js'in ne olduğundan bahsetmiştik. Backend uygulaması olduğunu söylemiştik. Bu nedenle backend ve sunucu terimleri gibi kavramlar üzerine birazcık daha durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sunucu nedir? Sunucu, istemci tarafından atılan istekleri yakalayan, isteğin doğrultusunda işlemler gerçekleştiren, ki bu işlemler nelermiş? Authorization, Authentication, CRUD ve benzeri demişiz, güçlü bilgisayarlardır. Parantez içerisindeki alanı birazcık daha detaylandıralım. Şimdi parantez içerisinde ilk olarak Authorization kelimesini görmekteyiz. Nedir bu Authorization diye soracak olursanız, Authorization kelime anlamıyla yetki manasına geliyor. Bu yetki dediğimiz şey ne işe yarıyor? Biz işte bir yazı eklemek istediğimiz zaman, dinamik olarak bir yazı eklemek istediğimiz zaman ne yapıyoruz mesela? Giriş yapıyoruz ve giriş yaptıktan sonra ilgili alana gidip yazı ekliyoruz. Peki, giriş yapmadan yazı eklenebilir mi? Hayır, eklenemez. Neden? Çünkü isteyen herkesin yazı yazmasına izin vermiyoruz. Biz kimin yazı yazmasına izin veriyoruz? Giriş yapmış insanların yazı yazmasına olanak sağlıyoruz. Authentication dediğimiz ikinci kısım ise bizim giriş yapma ve kayıt olma kısımlarımızı temsil etmekte. CRUD ve benzeri dediğimiz alan ise bizim veri tabanına yazı ekleme, silme, güncelleme işlemlerini yaptığımız kısmı temsil etmektedir. Son olarak da güçlü bilgisayarlardır demişiz. Güçlü bilgisayarlardır. Yani bizim o zaman normal bilgisayar gibi bilgisayar mıdır? Evet, aslında bizim şu an kullandığımız bilgisayarın neredeyse birebir olarak aynısıdır. Hatta varsa sizin elinizde eski bilgisayarlarınızı, eski laptoplarınızı bir sunucuya dönüştürebilirsiniz. Fakat genel olarak bu sunucular güçlü bilgisayarlardır. Ve biz sunucuya dosyalarımızı yüklediğimiz zaman işte ne yapıyoruz mesela? Hosting'i satın alıyoruz. Hosting dediğimiz kısım ise aslında ne olmuş oluyor? İşte bir tane çekirdeği var, iki tane RAM var, 2 GB'lık bir RAM var, işte 10 GB'lık ne varmış? Belleği falan varmış. Bu işte neyi temsil ediyor mesela? Hosting'i temsil ediyor vesaire. İşte hosting'in bir büyüğüne mesela VPS serverlar olarak geçiyor. VPS serverda da işte diyelim ki 2 tane çekirdek var, işte 4 tane RAM var, 4 GB'lık RAM var vesaire. Bunun bir büyüğü de ne oluyor? VDS server oluyor. VDS yapısı hosting ve VPS'den farklı olarak bölünmüş bir alan olarak geliyor. Yani daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. En sonunda da bayi hosting dediğimiz, yani bayi sunucular var. Yani o bilgisayarın tamamını satın aldığımız kısımlar oluyor. Buradaki işlemin sıralama şekli de şu şekilde ilerliyor. İşte diyelim ki siz bir tane web uygulaması yaptınız.
ve bunu hosting'e yüklediniz. Ya da yüklemediniz, VPS'e de yükleyebilirsiniz, her neyse. Zamanla artık o hosting size küçük gelmeye başladı. Trafiğiniz işte diyelim ki 1000 oldu, 5000 oldu, 10.000 oldu. Günlük binlerce insan sizin web sitenize girmeye başladı. Artık satın almış olduğunuz hosting'in özellikleri size yetmemeye başlıyor. İşte bir tane çekirdek size yetersiz gelmeye başlıyor. Size ne lazım oluyor? İşte VPS'e geçiyorsunuz. Orada işte iyi diyelim 2 tane çekirdek var veya 4 tane çekirdek var. Daha fazla para ödeyip ne yapıyorsunuz? VPS'e geçiyorsunuz. Oradan VDS'e geliyorsunuz. Orası da yetersiz gelince bu sefer bayi hosting'in parasını verip ne yapıyorsunuz? Satın alma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. İşte bu olayların gerçekleştiği kısmı biz genel olarak sunucu diyoruz. Ve şuradaki yetkilendirme işlemlerini yapabildiğimiz teknolojiyi de sunucu tarafındaki yazılımlar aracılığıyla yapıyoruz. İşte Node.js olur, PHP olur, ASP, .NET olur fark etmeksizin biz burada giriş kontrollerini sunucu üzerindeki teknoloji aracılığıyla yapıyoruz. Evet, o zaman gelelim sunucu ile istemci arasındaki alışverişe. Sunucu nedir dedik? Sunucu bizim için normal bir bilgisayardır. İçerisine siz Node.js ile bir yazılım yazarsınız, işte orada yetkilendirme falan yaparsınız ve benzeri şeyleri ne yapıyorsunuz? Sunucu tabanlı bir yazılım ile yapıyorsunuz. Şimdi sunucu tabanlı bir yazılımımız var, sunucumuz var. Artık ne yapmışız? Biz uygulamamızı internete açmışız. İstemciler, insanlar, işte normal kullanıcılar ne yapıyorlar? Bir request yani istekte bulunuyorlar. Örneğin isteği ne olsun? www.google.com'a bir istek atıldığını varsayalım. Şu turuncu olanlar request yani istekleri temsil ediyor. Şimdi internet üzerinden bir arama yapılıyor. Attığımız istek ilk olarak nereye gidiyor? İşte internet üzerinden domain name serverlara gidiyor. www.google.com'un aslında hangi IP adresine denk geldiği name serverlar tarafından tespit ediliyor ve ilgili sunucunun IP adresine istekte bulunuluyor. Diyor ki işte bu kullanıcı, IP adresi bu olan kullanıcı sana istek atıyormuş diyor. Sunucuya bu istek gelince sunucu da diyor ki ha tamam bu benden bunu istiyor diyor ve respons olarak bir geri cevap döndürüyor. Cevabı alıyor, ilgili isteği atan kişiye tekrardan ulaştırıyor ve böylelikle biz sunucu istemci arasında veri alışverişini yapmış oluyoruz. Tarayıcıyı açtık, www.google.com yaptığımızda karşımıza bir tane HTML sayfası geliyorsa o bize sunucunun verdiği cevabı temsil etmektedir. Böylelikle biz sunucuya bir istek atıyoruz, sunucudan cevap alıyoruz. Aslında biz tümüyle Node.js'te bunu kullanacağız. İstek atacağız, istek doğrultusunda işlem yapıp geriye bir cevap döndüreceğiz. Bu kadar çok konuştuktan sonra artık kullanacağımız yazılım hakkında da birazcık konuşup işlemlerimize başlayabiliriz. Nedir kullanacağımız teknoloji? Node.js. Node.js, Google Chrome tarafından geliştirilen V8 teknolojisini kullanmaktadır. İlk olarak bu V8 teknolojisinden de biraz bahsedelim. V8 teknolojisi JavaScript kodlarını makinenin anladığı dile dönüştüren bir aracı ve oldukça hızlı çalışıyor. Tamam mı? Biz bunu bilelim. Ryan Dahl isimli bir arkadaşımız ise C++ dili ile ne yapmış? Bu V8 teknolojisini almış, bir tane uygulama haline getirmiş ve Node.js dilini ortaya çıkarmış. 2009 yılında Ryan Dahl C++ diliyle Node.js'i ortaya atıyor. V8 teknolojisi çok hızlı çalışmaktadır. Bu nedenle Node.js de aynı derecede hızlı çalışmaktadır. Node.js yapısı da çok büyük bir teknolojidir aslında. Çünkü V8 hakikaten çok hızlı çalışıyor. Bu nedenle Node.js yapısını kullanan büyük firmalar var. İşte Twitch, Discord, Visual Studio Code, Apple, Google, Pinterest, PayPal ve benzeri birçok web sitesi, birçok firma neyi kullanmaktaymış? Node.js teknolojisini kullanmaktaymış. Evet, Node.js hakkında yeteri kadar konuştuk. Artık Node.js'i indirip bilgisayarımıza kurabiliriz.